Fabrikadaki bütün işleri bana yıktın ortak. Yarın bir ara uğrama nezaketi gösterirsin bana. Bırak şimdi fabrikayı da partide neler oluyor onu anlat. Partidekiler Demokrat Parti'nin yayınladığı beyannameyi tartışıyor. Ne beyannamesiymiş bu? Yılın 6 ayı Avrupa'larda, Amerikalarda gezersen haberin olmaz tabii abi. Eyvah. Şimdi abinin tepesini attıracaksın Halideciğim. Hanımlar, lütfen. Ne diyordun? Tehdit ve baskı havası devam ederse Demokrat Parti seçime girmeyecekmiş. Asıl böyle bir beyanname yayınlamak tehdit değil mi? Onlar öyle bakmıyor ama. Bunun sadece basit bir ikaz olduğunu söylüyorlar. Oo, bizim paşazade değil mi şu gelen? İyi akşamlar hanımlar, beyler. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Seçim korkusu CHP'nin dağlarını sarmış anlaşılan. Rus salatası. Evet. Güzel görünüyor. Beni hayrete düşürüyorsun paşazade. Hiç. Senin Rusya'dan gelen her şeye karşı olduğunu zannediyordum. Seçimi kaybedeceğinizi anladığınız için artık işi dalgaya vuruyorsunuz bakıyorum. Dur bakalım. Henüz hiçbir şeyi tam belli değil. Aynı zamanda körlük de başlamış sende azizim. Gel bizim partinin çeşmesine de bir elini yüzünü yıka. Belki gözün gönlün açılır. Daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak etme. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Biz... özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen.